Çılgın şarkiler bizi burada akrepler yiyor. Evden atılmama şu kadar kala, artık bir şeyler azaltmanın vakti geldi. Bu seti inceleyip evden şutlayacağım. Özge Hanım, tam dibimdesin. Elinin tersiyle bana girişme ihtimali yüksek. Tamam, evden büyük bir parça gidecek. Şuraya bak ya. Arkadaş, IKEA dolabı gibi ya. Kutumda büyük hissediyorum. Abi bu nedir ya? Amazon'dan gelen gizemli kargo. Bir defa bu kadar büyük bir kargo açıyoruz galiba, değil mi? Of abi bu ne ya? Ay! Kutuyu açmadan önce Çılgın Şarkiler. Kanala abone olmayan Çılgın Şarkiler abone olursa sevinirim. Ayrıca like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Yükümüz ağır. 3, 2, 1... Tam. Abi bu nedir ya? Arkadaş burada farklı bir medeniyetten bahsediyoruz. Işık, ses. Dene beni derken buradan ne oluyor? Bir şey mi basıyorsun? İhtimal. Aha. Uçağın kalkıyor uçağın. Hadi. Gözünü kapat babam, Amerika'dasın. Hop, kapa gözünü bak şimdi bir daha bak. Gözünü kapat. Uçaktasın şu an, inmek üzere. Uçak düşüyor, Allah kahretmesin. Mükemmel bir Majorette Havalimanı setiyle birlikteyiz. Set değil maşallah, medeniyetler sofrası. Çok büyük. Arkasında zaten setin fotoğrafı var, bitmiş hali. Oha! 103 santim. Oğlum 103 santim ne demek biliyor musun? Bu masaya büyük ihtimal sığmayacak. Yükseklik 33 kurtarır. Yani yükseklik şu kadar. Connect them all. Ya diğer şeylerle birleşiyor, şehir kuruyor. Oha! Eviniz 850 metrekarese, bunların hepsini alıp bir şehir kurabiliyorsun. Odanın bir kısmını, hatta odanın tamamını bunlara ayırabilirsin. Burada diğer işlevlerini gösteriyor. Bak araba yıkama var, elinle döndürüyorsun. Kule bu kule. Uçak kulesi. Oradan anons yapıyor işte, bilmem ne sağa dön, sola dön, iniş tamam, önümüz açık. Bunlar ne, asansör mü yapmışlar? Kare kod var, okutuyorsun, bununla ilgili bilgiler çıkıyor. 4 tane aracın yanında bir tane de uçak çıkıyor. Ön kısmında yine bir fotoğraf var, daha detaylı bir fotoğraf. Burada da işte uçak uçuyor, bunlar bir şeyler yüklüyor. Ama şu aracı göremedim ben. Oğlum uçak buradaymış lan. O kadar küçük ki vallahi şimdi gördüm ben. Sinek kadar uçak yapmışlar. Lamborghini'ye bak, uçağa bak. Araçlar da yok. Kamyonlar falan. Aynen bak. Sete dahilli şu otobüs. Ya o da yok aynen. Onlar üzdü. Abi onları da kendin al. Bir dakika, bunun içi çok karışık ya. Abi şunun içine baksana. Şimdi bunu gören adam büyük ihtimal korkacak. Parça parça koyulmuş. Tabii tam koyulacak diye bir şey yok. Lego sanki. Araba yıkamaya bak, sünger. Bayağı bir malzeme çıkıyor. Oho, biz var ya bunu mah yaparız. 100 parçadan fazlaymış. 100 parçadan fazla, al sana 100 parçadan fazla, bir de bunlar var. Dün 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 dün. Oğlum bu stickerları yapıştırmak zaten 2 saat. Bak yollar pisler misler var. Bu ne lan? Kullanım kitapçı galiba. Aç onu. Ve en üst kısmı. En üst kısmı nasıl geliyor? Burayı nasıl alacağız biz ya? Gelmiyor lan, gelmiyor. Çekemiyorsun. Bunlar bu içeride kaldı herhalde, bunları alamayacağız. Oğlum ne saçma lan bu. İçine yapışmış. Püf noktası da mı yok? Aha. Geliyor galiba. Ya arkadaş. Lastikli lastik. Ya saçma yani, bu ne abi? Tombala mı çekiyorsun ya? Şimdi narin davranırsan her zaman bu hayatta aç kalırsın. Çıldım. Ay nezakete ne oldu? Ne nezaketi lan? Alacağımız iki tane araba, çekmediğimiz şey kalmadı ya. Alt tarafı iki tane araba römork ya. Nedir bu ya? Bu kadar ben hiçbir şeyde uğraşmadım. Bak bunun da detayları var bu arada. Ama onları çekecek bir araç lazım. Uçak. Ama ağır ha, uçak metal. Allah yoruldum. En başta arabaları bir inceleyelim. Renault Trafic. Amortisör var. Majorette'lerde standart hareketler. Arkası biraz detaysız, silecek. Bu çekiyor işte oğlum bunları. Böyle çekiyor. O da oraya mı takılıyor? Bunun bir de ekstradan şu özelliği var. Kapısı açılıyor. 3 kişi arkaya oturuyor. 2 kişi öne. 5 kişi. O zaman bunda rahatlıkla bir ailenin valizlerini taşıyabilir. Ailenin valizi taşıyabilir. Ayrıca daha önceki videolarda incelediğimiz valiz taşıma römorku var. Anda da yine valizleri koymuşlar. Buralarda yine bağlantı kısımları ıvır zıvır. Bu da farklı bir araç. Kapıları açılıyor, evet.
İçine çok değerli bir eşyan varsa koyabiliyorsun işte, tek taş yüzük. Bunun içinde kimse bulamaz ya. Eve birisi girse bunun içine bakmaz ya. Hırsıza yol gösterme gibi olmasın. Sen buralara nereden geldin böyle? Lamborghini'nin havalimanında ne iş var? Minibüsün jantları Lamborghini'den daha iyi. Bu da böyle taksi gibi olmuş. Hani bak, buralarda Galata Kulesi, işte Taksim Beyoğlu, İstanbul'da çalışan bir taksi gibi ama üstünde siren var. Yani normal bir araç. Stop detayları da güzel. Önü de güzel. Aslında detaylı araba, çaktırma. Araba zıplıyor. Güzel ama havalimanında neden? Ve son aracımız Lufthansa yazan bir uçak. Minik minik aşırı küçük tekerlekleri var. O tekerlekler dönmüyor. 2, 4, 6, 8, 10 tane tekerleği var. Uzunluğu da arabalardan biraz daha uzun. 10 santim falandır bu. Yani bu minyatür bir uçak. Ama ağırlığı gerçekten iyi ha. Ağır yani. Mehmet Bey artık kolları sıvadık abi. Şu şeye göre gideceğiz. Bundan başladık, hemen gri parçaları bulduk. Hızlı hızlı yapacağız babacığım. Heh. Azı gitti, çoğu kaldı. Yapıştırmasını yapıştıracağız. Ya, valizi koyuyorsun, döne döne gidiyor. O büyük zımbırtıyı buraya takıyorsun. Burayı oluşturduk, tamam, güzel. Bu ne oğlum ya? Sünger. Biguli. Biguli sensin lan, Ciguli. Oğlum bunlar araba yıkama şeyi, başka hiçbir şey olamaz. Oğlum havalimanında araba... Havalimanında araba mı yıkıyorlar? Yıkamazlar mı? Onu gözlük yap kendine. Niye memene sürtüyorsun? Tamam. Toz öksüsün de yeterli. Şu an 1400 liralık bir set yapıyorsun. Duygularını düşünceden alabilir miyim? Ucuzmuş. 10.000 liralık bir Star Wars seti almamız yok mu Gogo? Onunla uğraşalım. Onu yapan kör olur zaten. Oluyor gibi değil mi? Şurayı yaptık işte. Oğlum yaptıkça büyüyor lan. Kaç kere daha bakacaksın ona? İnanamıyor gözüne. Parçanı buldun ha. Aha. Majoret. Saatler sürse devam edebilir misin buna? Gogo okuyup niye üflüyorsun? Tozları def etmek için. İnsan detayları var değil mi? İnsan silüetleri camın arkasında. Diğer camlarda da aynı şekilde. Kulemizin üstü de oldu. Kinder yumurtadan çıktığını düşünsene bunu. Deve kuşu yumurtası yapmaları lazım. Şunu bir daha öttürelim madem, bunun şerefine. Şu kırmızıya basınca ne oluyor? Patlıyor. Bluz toparlar gibi. Çaktırma ama sana yaptırıyorum, fark ettin mi? Hı-hı. Kulenin diğer kısmı da aynı, onu da yaptık. İkiz kule. O ne oğlum? Yeah. Yardıma Özge Hanım da geldi şu an. Özge sen stikerleri hallet. Logo inşaı yapsın. Özge hemen trafik lambalarını aldın. İki tane de çılgın şarkı çağırın, onlar da şuraya otursun. Oğlum harbi deniz feneri gibi bir şey lan, bu nasıl bir kule? Mehmet Bey kuleyi yaparken bir yandan da Özge Hanım stikerlarla uğraşıyordu. Logo sen de kıracaksın kuleyi ha. Ne oluyor lan? Ulan canını acıttın lan adamın. O ip ne lan? Asansör mü? Haa, asansör yapmışlar. Özge tek taşını koysana asansöre, yukarı çıksın. Kule yamuk mu duruyor diyorsun? Kule şu an pizza kulesi gibi yamuk. Kule Michael Jackson gibi duruyor. Evet, Gogo kuleyi şu an düzeltti. Mutlu, gülüyor. Özge Hanım stikerleri gayet güzel bir şekilde yapıştırıyor. O parmaklara sarma sarıyor. Burada da sticker yapıştırabiliyor yani. Oğlum ne kadar büyük parçalar var bunun ya. O fotoğraftakinin aynısını yaptın. Gogo iyi oturdu lan, güzel oldu. Değil mi? Böyle bir set 1400 lira eder mi? Bitince göreceğiz. Ne güzel çalışıyorsunuz ya. Karınca gibi. Evde iş yapıyoruz. Boncuk işi falan yapıyorlar ya. Bu üflemekten var, bayılacaksın lan. Başın dönecek artık. Su terası var. Sticker olayını sevdin ha. Yapıştın kaldın sticker. O da bir iştir, o da iştir. Yani. Sonuçta o da yapılacaktı. Ha dediği parçayı... Google gazete okuyor bak, akşam haberleri. Eskiden oluyordu böyle, okurlardı banklarda oturup, artık o da yok. Mert. Bak bir dikili ağacın var mı diye sordular, al sana dikili demir. Allah Allah. Levhalar bitmiyor ve büyüklüğü de ciddiyete bak. Hadi gençler, stickerları bitiriyoruz. Başladı. Oğlum bu ne lan, nasıl? Özgür stickerlara baksana, bak fasulye ayıklamış sanki. Bak yine üflüyor. Git kompresör al o zaman. Ay yetti. Kahretsin. Mesut Bulut kim be? Kim? Gece gelir motorla ver. Değil mi kız? Bizdeki... Bu işi halledeceksin ha. Az mı kaldı yoksa hala bayağı var mı? Şu yollar falan var ya. Onlar çok uzun sürmez. Gogo bu işi gerçek anlamda kıvırıyorsun. Buraya sadık kalırsan bu işin hakkından geliriz baba. Getirdik, kahvenizi getirdik işte.
O ne abi? Helikopter. Aa, helikopter ama uçak var, helikopter pisti getirmiş adamlar. Beyaz H harfini göremedik. Meğer buradaymış. Ya beyaz sticker mı olur ya? Özge işten kaytar mı, telefonu bırak. Ben kaytarmıyorum telefonu. Tamam şaka yaptım, oradan bakıyorsun. Mehmet Bey çok ciddi yapıyorsun işini. Koku, orada ne yapıyorsun? Lego mu oynuyorsun oğlum? Robot yapıyoruz şu an. Ya Transformers. Maymunla karışık robot. Ya bu devastatöre döndü ya. Bunlar da tıraş bıçağı başlıkları. Tıraş makinesi, senin tıraşın geldi babama. 3 numaraya mı? Mehmet Bey bunları hallettik ya. Hepsinde farklı işaretler var. Mesut'un yavru dronları. Yavru dronlar mı? Saldırın. Lan saldırmayın oğlum, bunlar yavrular. Abi çok iyi ya. Özge sen var ya, harbi mühendissin. Allah senden de razı olsun. İzleyenlerden de razı olsun. Yorum yapanlardan da razı olsun. Yalnız sticker seti bitmiyor. Hala bitmiyor yani. Şuralarda var. Zorba olma kanka ol. Ya Mehmet Bey üflemekten vallahi üfürükçü Mehmet olacak ismin ya. Google maşallah kaydırakları yapıyorsun sessiz sedasız da. Burası oto yıkama değil mi abi ya? Araba girmiyor mu şuradan? Bu valiz şeyi mi? Araba oğlum bu ya, araba. Hayır ya, valiz, bagaj şeyi. Ben buna taktım kapıyı. Süngerler valiz yıkama mı? Hadi. Cevap versenize lan bana. Bence arabayı yıkadıktan sonra valizi aşağı atıyorsun. Buradan arabaları mı yarıştırsak ya? Güzel bir pist oldu açıkçası. Gogo acılara yürüyorsun, korkmuyorsun. Arada bir havalimanını yokluyorsun. ATM mi? Babacım be, 2 dakika bir para çekip geleyim bak. Semt ağzı. Parasız geziyor hanım. Para çekmek istiyor esnada. Nakitim yok. Gogo ufak dokunuşlara devam ediyorsun. Barikatları diziyorsun. Ulan yol üstüne yol yapıyoruz ya. Babacım yolu yaptın. Araba yarıştırılır yalnız o yollarda. Kamuya açık yollar. Trafiğe açık. Olmaz. Hala üflüyor. Kıl var kıl. Videonun başından beri üflüyorsun lan. Ben üfürükçüyüm. Uzadıkça uzuyor lan. Bu arada yeni bir rekor kırdık. İlk defa 2 saati geçen bir video var. Yani şu an saat 10.30'da başladık abi. Saatlerimiz hemen hemen 12.30'a geldi. Yani 2 saat oldu, hala bitmedi. En güzel aşk zor olandır. Siz de bir like'ı çok görmezsiniz herhalde ya. Baba ne yapıyorsun? Fasulye mi ayıklıyorsun? Taze fasulye. Özledim. Google maşallah antenleri tam yerine oturtuyorsun. Çanakları, antenleri bak, anten uçaktan büyük. Ona da dikkat ettin mi? Helikopter pisti olan ama helikopter olmayan havalimanı için bir alkış. Google sanırım son dokunuşları yapıyoruz lan. Bayağı bir bitti buralar ha. Aa, ay son parça. Bir alkış. Alkış. Ay Mehmet. Mehmet bitirdin Mehmet. Bak bunlar boşa çıktı. Oğlum bir dakika, mühendislik hatası. Orada 3 tane parça arttı. O parçalar demek gereksiz. Ya da yedek parça mı acaba? Bunlar da senin dronların. 2.5'tan 3 puan verdim sana keçi kardeş. Ya bir şuraya ok işareti, bir şuraya ok işareti bak. Bu ok işaretler olmazsa... Ne bu uçağı? Uçak yönünü bulamaz. Uçak. 1400 TL'ye bu seti mi alırsın yoksa 2 tane premium set mi alırsın? Premium seti alırım tabii. Ama o da güzel yani görsel yani olarak. Yani bir çocuğun eğlenmesi için ideal bir ürün yani. Şimdi burada asansörü var. Buralara arabaları kaydırabilirsin. Eğer yerim olsa alırım. Çünkü çocuk bununla oyalanır. Bak premium sette ne yapacak? Ama bak buradan alttan arabayı çıkarır buraya. Parkını yaptırır. Helikopteri uçar, bir şeyler yapar. Buradan kaydırır aşağı. Peki şey neden 80 derece bir açıyla yokuş var? Buradan bir araba kaydırabilir miyiz acaba? Oha oğlum çok dik bir yokuş ya. Araç yüksek diye takla atmış olabilir. Ama yok, altı şurada sürttü bak. Daha yüksek bir jip var, bir şey varsa. Dur jip getiriyorsun. Majorette rampalarında Hot Wheels'lar geziyor. Yaşlı bir teyzeye dönüşüp geldim. Kim? Oho! Bu güzelmiş, bunun premium'ini yapsalar ya. Premium mi istiyoruz? Kimisi diyor çılgın şarkı bendim. Edebiyat güzel ama terki bendi. Terk edip de kendi. O zaman Mehmet Bey, seti yapmaya yardım ettiğin için sana bir hediye aldım. Hazır mısın? Acaba ne ola? Güle güle kullan. Niye baba, 560 mi? Niye? Severiz böyle arabaları biliyorsun. Güle güle kullan. Hatta E36'da almıştın premium. Bunda tam premium yapmalık araba ha. Custom yap bunu bana. Ya dostum canıma mı custom? Ya lastik al.
Bana custom yap. Sonunda setimizi bitirdik. 2 saat sürerek rekoru da kırdı. Yani şehrin bloklarından 6 tanesini yapsan anca bu kadar sürerdi. Mehmet Bey'e de teşekkür ediyoruz efendim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayan çılgın şarkılar var yani. İzliyorlar. Farkında değiller. Abone olmalarını istiyorum. Abone olursalar sevinirim ya. Kanala abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yaşlı teyzeler keşke gelseler, iki like atıp da çekse gitseler. Anca zihinde bu kanser kitleler, ancak sizinle bu çılgın şarkiler. Mesut Bulut gündemden düşmez baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler. Mesut Bulut gündemden düşmez baba, buna gülmem ben. Sorular noktalar ünlemler, herkes bakıyor bu gözlemler.